Depremde eşim enkaz altında kaldı görünüyor. Ona göre ölüm raporu vermişler. Malatya ili Kuluncak ilçesi Göğebakan mahallesinde yaşayan Naime Göğebakan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Malatya ilini de etkileyen depremde enkaz altında kalarak öldü diye ölüm raporu verildi ve nüfus kayıtlarına ölü olarak geçildi. Açıklama yapan Naime Göğebakan ve eşi Erdal Göğebakan, olaydan Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak eşiniz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti diye bilgi verilince çift hayatının şokunu yaşadı. Depremde hanımım ve eşim ölü gösterdiler. Ölü olmadığını karakol beni aradı polis Malatya'dan. Ben de dedim ki benim eşim ölü değil, yaşıyor dedim. Dedi bu yanlışlık oldu, bunu tekrar Cumhuriyet Başsavcısına gidin, dilekçe verin ki düzele. Ben de Cumhuriyet Başsavcılığına gittim, dilekçeyi verdim. Nüfustan düzelttiler. Sonradan doktor tekrar ölüm raporu vermiş. Şu anda ben mağdurum, eşim mağdur. Bir hastaneye gidemiyor, bir resim işlemlerde bir şey yapamıyor yani. Dairelerde işlem yapamıyor. Mağdurum şu anda. İkametgahım Göğebakan, Kuluncak Göğebakan köyündeyim. Ben Malatya'yla alakam yok yani. Valla ben o doktordan şikayetçiyim. Yola gidiyorum, askeriye el koyuyorum kimliğime. Alamıyorum. Çocuklarım uzman, onların başında bir şey olur diye korkuyorum. Çocuklar durmadan polisler arıyor yani. Annenizi düzeltin diye. Bir hafta sonra beni geri tekrar ölü olarak gösteriyor. Düzeltiyor, bir hafta sonra geri ölü olarak gösteriyor. Doktor. Yani evet. Nüfus kayıtlarında bakabilirler. Nüfus kayıtlarında var bu. Ben Kuluncak nüfusuna gittim. Nüfus tarih verdi, şu tarihten düzelmiş. Geri tekrar ölü raporu vermiş diye ben tarih olarak bilmiyorum ama nüfus o tarihleri belli. Nüfusa sorabilirler bunu. Mağduriyetimizi gidermesi.